Günümüzde tarım sözcüğüyle andığımız eylem 7 ila 10 bin yıldır yapılmakta. Ve tarımı düşündüğümüzde aklımızda canlanan şu. Bir çiftçi tohum ekiyor, sonra ürününü topluyor. Belki otlanmasına izin verdikleri bir hayvanları var. Ve daha sonra bu hayvanı eti, sütü veya yünü için kullanıyorlar. Fakat bundan daha eskilere dayanan farklı bir tarım şekli daha bulunuyor. Buna geleneksel tarım formu diyoruz. Ve başlangıcı on binlerce yıl öncesine dayanıyor. Avustralya yerlileri tarafından başlatıldığını da biliyoruz. Yaptıkları şeye tarım dememizin sebebi, genel anlamda tarımı düşündüğünüzde kafanızda çevrelerini kendileri için uygun yerlere dönüştüren, yemek ya da sütünü sağabilecek hayvanlar veya başka isteklerinden dolayı teknolojiyi kullanan insanlar canlanır. Bu tür tarıma ateş tarımı deniyor. Ateş ve tarım. Sanırım hepiniz nasıl yapıldığını anladınız. Bu yöntem, teknolojinin bir çeşidi olan veya öyle sayılabilecek ateşi kullanarak, çevreyi insan aktivitesine daha elverişli bir duruma getirmektedir. Orijinal Avustralyalıların, yerli Avustralyalıların veya bazen dendiği gibi aborijin Avustralyalıların yaptığı şey. Aborijin Avustralyalılar Aborijin sözcüğünün nereden geldiğini merak ediyorsanız, sözcüğün içindeki orijin bölümü gözünüze çarpmıştır. Orijin. Bunun anlamını biliyorsunuz. İlk şeyler. En başından orada bulunanlar demek. Ve geriye den dan anlamına gelen latince sözcük ab kalıyor. En başından beri manasında. Böylece Aborijin Avustralyalıların en başından beri orada bulunan Avustralyalılar olduğunu da anlıyoruz. 50 veya 60 bin yıl öncesine gittiğimizde Avustralya daha ormanlık bir bölge. Gerçi hala daha ormanlık. Bu günümüz Avustralyasına ait bir ağacın fotoğrafı. Yaptıkları şey şuydu. Kontrollü yangınlar çıkartırlardı kontrollü olarak belirli yerleri yakarlardı. Bu türden kontrolle ormanın büyük bir kısmını temizleyerek şuralarda diplerdeki çalıları söktüler ve toprağı çayırların oluşmasına elverişli hale getirdiler. Çayırların açılmasını isteme nedenlerini şu şekilde gösterelim. Ve kontrol altına alınmış yangınlar daha fazla çayırın yetişmesine izin verdi. Çayırlar olduğu sürece bu çevre hayvanlar için daha elverişli oldu ve bu ilk yerliler geçimlerini hayvanlardan sağlıyorlardı. Onları avlıyor, etlerini yiyorlardı. Örneğin kangurular insan nüfusunu ayakta tutuyordu. Gördüğünüz gibi işe böyle bir şeyle başladık. Birileri ateş üzerinde kontrol sağladı. Ve aslında bu insanların yaptığı şey oldukça bilimseldi. Yazın sonunda ortalık sıcaktan kavrulduğu zamanlarda ateş yakıp kontrol edemeyecekleri bir ateşi kontrol altına almaya da çalışmıyorlardı. İşi yaparken her zaman havada belli bir miktarda nem olması, havanın aşırı sıcak olmaması gerektiğinin farkındaydılar. Ve bu kontrollü yangınları çıkarırken çoğunlukla hem ateş tarımı yapacak koşulları sağladılar hem de kangurulara ve insanların yiyecek sağladığı kaynaklara zarar vermediler. Aynı zamanda büyük yangınları da önlediler. Orman bekçilerinin halen bu tür şeyleri yaptıklarını görebilirsiniz. Yerli Avustralyalıların yaptıklarının bizim modern dönemde yangınları kontrol altına alış şeklimizden bir ölçüde ileri olduğuna inanabiliriz. Sonuçta bu kontrollü yangınlar büyük ve kontrol altına alınamayan yangınları da önledi. Eğer yangınları kontrollü hale getirmezseniz Buralarda çalılar gittikçe büyüyecek, büyüyecek ve sonra yangın ortaya çıktığında da bunların da düzeni yerli bir olacaktır. Kontrolsüz yangınların kışın hava serin ve nemliyken ortaya çıkma ihtimali daha azdır. Daha çok kurak mevsimde görülürler. Yani çalılar burada büyümüşken yangın çıkarsa ve kurak bir mevsimdeysek yangın kontrol altına alınamaz bir halde olur. Ateş tarımın yan ürünlerinden ki normalde birden fazla yan ürünü bulunuyor. Şimdi Avustralya'da gördüğümüz yeşilliğin yerinde belki daha önce ormanlar vardı. İlk Avrupalı gelip buraya yerleştiğinde bu 1700'lerin sonuna tekabül ediyor. Şimdiki Sydney limanını gördüklerinde şuradaki yeşilliğe bakın adeta bir park diye şaşkına dönerlerdi. Ve sonra otlayan bir koyun görüp yerlilerin yaptıklarına şaşırırlardı. Sonra bu yeşillik içinde orman büyümeye başladığında da şaşırdılar. Çünkü yerli Avustralyalılar ormanların büyümesini kangurular gibi hayvanların daha rahat barınabilmesi için kontrol etmeye çalışıyorlardı. İngilizler gelip yerleştiğinde Böylece koyunlarını bu çayırlarda otlatabilmeye başladılar. Bu tarım türü milyonlarca yıl insanlar ortaya çıkana dek Avustralya'da barınmış birçok belli başlı çok büyük hayvanın yok olmasına da sebebiyet vermiş olabilir. Bu onlardan birisi. Bir bakalım. Adı Driptadon aptatum veya dev talancı da denebilir. Dev talancılara ait 40 bin, 50 bin yıl öncesinden fosil bulunuyor. Fakat insan türü ortaya çıktıktan sonra yok oluyorlar. Aslında yok olma sebepleri olarak düşünülebilecek birçok unsur var. Belki ormanlık alana bağımlı bir yaşamları vardı. Bu güçlü bir sebep. Ormanlık alan onlar için çayırlardan daha kullanışlıydı belki yaprak gibi yüksekteki şeylerle besleniyor olabilirlerdi veya ormanlık alan ortadan kalktığında avlanmaları kolay hale geliyordu ya da her halükarda insanlar tarafından avlanıyorlardı ancak insanların Avustralya kıtasına gelişinden sonra bu türün ve çok çok büyük daha fazla hayvan türünün bu dönemde ortadan kalktığını biliyoruz